Bugün 1 Temmuz 2023 yılı Gündüzlüler Yayla Şenliği'nin geleneksel olarak sürdürülen Yayla Şenliği'nin 17.si yapılıyor. Biz de kameramızı burada öğle vakti ikram edilecek keşkektir. İşte şimdi bakacağız ne varsa bakacağız burada. Gençler de buraya gelmişler. Evet gençler, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz Boyabat'tan mı geldiniz, Gurbet'ten mi geldiniz? Boyabat'tan. Boyabat'tan geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, siz de hoş geldiniz. Aşçıbaşı, evet, kendini bir tanıt isim olarak. Hocam ben Mustafa Karakolcu, İstanbul'da ikamet etmekteyim. Şaban'ında oğluyum. Evet, bu aşçılığı nerede öğrendiniz? Hocam İstanbul'da öğrendim. İstanbul'da öğrendim. Meslek de orada aşçılık mı, başka bir iş mi? Meslek, aşçılık. Aşçılık üzerine, ne? Peki şöyle bir bakalım. Hocam, burada maşallah odunlar... Tam tutuşmamış ama bunlar köz olacak. Evet hocam. Yaş abi, yaş, yaş. Tencerelerin, tavaların altında. Evet. Hocam buyurun şimdi bir... Şöyle bakalım, bu ne ikram burada? Burada ne var? Keşkek mi burası? Keşkeğimizi, sosunu yaptık hocam. Sosunu yaptınız. Evet hocam. Evet. Hemen ileri bakalım. Diğer kazanlara bakalım. Şimdi burada ne var? Bu ne? Bu hocam bu keşkeklere pilav. Şimdi sosunu vereceğim. Ha bu keşkek. Evet hazır keşkek, keşkek hocam. Diğer kazanlarda da... Onlarda suyumuz kaynıyor hocam. Suyumuz kaynıyor. Evet hocam. Bugün öğle vakti ne ikram, yani ki tavuklu keşkek mi? Ne ikram? Etli keşkek hocam. Etli keşkek ikram edeceksiniz. Evet hocam, size inşallah. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Evet burada hanımefendiler de var. Siz ne yapıyorsunuz? Ablam oluyor. Ablası oluyor. Evet siz de burada yardım mı ediyorsunuz aşçıya? Yardım ediyorsunuz. Kolay gelsin diyoruz size. Ne diyelim? İyi bir şenlik olsun. Sağ olun hocam. Ellerinize sağlık diyoruz. Biz de şenlik alanına doğru gidelim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hadi. Adına söylüyoruz. Evet. Muhtarlar adına söylüyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Burada görevli arkadaş pikniğe, yayla şenliğine gelenlere uyarlarda bulunuyor. Ateş yakarken dikkat edilmesi, silah atılmaması gerekli. Evet. Şenliğe gelenler kahvaltılarını yapıyorlar, semaverlerini yapıyorlar, ızgalarını yapıyorlar. Geniş bir alan burası. Burada şenlik alanında giysi pazarı. Şöyle bakalım. Yine burada tabii satıcılar da var. Şöyle de bakalım. Yayla şenliğinde vatandaşlarımız erkenden geldiler. Semaverlerini yaktılar. Ateş yanıyor. Burada da evet, kendinizi bir tanıtın bize. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bekir Apaydın. Bekir Apaydın mı? Burada keşkek ağalığı da yaptı zamanla. Evet, evet. Nasılsınız? Şenlik nasıl gidiyor? İyi, çok güzel. İyi. Çok güzel gidiyor. Yeni bismillahirrahmanirrahim. Evet, kimlerle beraber bütün geldiniz? Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Kimlerle geldiniz? Bir bayramı mübarek olsun hocam. Evet, şöyle bakalım burada. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hazırlıklar var. Ne pişecek bugün? Fasulye. Fasulye de 50 lira biliyor musunuz? Evet, evet. Pahalı değil mi? Evet. Yine de almışsınız. Afiyet olsun. Şimdi evet, çocuklar mı, torunlar mı? Hepsi burada. Hepsi buradalar. Hepsi burada hocam. Evet, hoş geldiniz. Benim eski komşum. Sağ ol hocam, sağ ol. Evet, sağ size ol. Ne diyelim? Hadi iyi eğlenceler, afiyet olsun sağ diyoruz. Sağ ol, sağ ol. İyi günler, iyi günler. Evet, benim öğrencilerimin hepsi burada. Cevat Ateş de burada. Cevat nasıl gidiyor? İyi hocam. Şöyle şenliğine geldik. Şenliğimiz var. Şenliğine geldik. Bu arada ticari amaçlı da zaten sizin... Ticari amaçlı da olsa, köyümüz, öyle de olsa, böyle de olsa bu. Geliyoruz yani. İyi, size hem iyi bol kazançlar dileyelim, hem de eğlenceler dileyelim. Sağ ol hocam. Allah'a hadi. İyi eğlenceler tekrar. Sağ ol hocam. Gençler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diyor size. Evet, burada da delikanlı. Semaver'de çay hazır mı? Çay hazır. Şunlar çay var. Efendim? Şunlar var. Onlar tamam. Şöyle bir bakalım. Ne var? Evet, ızgaralar ocağa konmuş. Hadi sizlere afiyet olsun diyorum. İyi eğlenceler. Hayırlı günler. Evet. Burada da ateş yanmış. Evet, etler de hazır, ızgaralıklar da hazır. Ateş de yanıyor. Şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm.
Aleykümselam. Öncelikle Şenli'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyden mi geldiniz, gurbetten mi geldiniz, Boyabat'tan mı geldiniz? Boyabat'tan geldik. Boyabat'tan geldiniz. Şenlik bu yıl gündüzler yerleşenlerinin 17.'si yapılıyor. Evet, biliyorum. Her sene gelir misiniz? Her sene geliyoruz. Nasıl geçiyor Şenlik? Allah'a şükür hep güzel oluyor genelde. İyisiniz. İyi. Ateşi de yakmışsınız. Ateşimizi yaktık. Biraz sonra kahvaltı yapacaksınız. İnşallah. Sizlere afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Yaylaşenliğine geldiniz. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Kendimi tanıtamam diyorlar. O zaman semaver yanıyor. Size ben afiyet olsun diyorum. İyi eğlenceler. Abi, aynen. İstanbul'da biz daha çok alışkınız. Evet, şöyle. Bakalım. Biz gelirsek onlar da gelir diyoruz. Hepimizi rica ediyoruz. Evet. Delikanlı, şu salıncaktan niye indin sen? Seni ben salıncakta bak şöyle bir görüntüm alacaktım. Hadi bir sallan da görelim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi sallan bakalım. Gelmelerini rica ediyoruz. Evet. Burada şu evet çocuklar. Niye kaçıyorsun? Bak ne güzel salıncak. Evet. Hadi bakalım. İşte her yerde gördüğümüz gibi burada da oturdular, dinleniyorlar. Kahvaltıyı yaptınız mı? Yaptık. Kahvaltı yaptınız, dinleniyorsunuz. Dinleniyoruz, evet. Orada da sizi davet ediyorlar, protokolün orada. Biraz önce gideceğiz. Oldu. Nasıl, şenlik nasıl geçiyor? Şenlik burası çok güzel geçiyor. Evet. Yani büyük bir kalabalık bizim şenliğimiz var. Şenliğimiz çok güzel geçiyor. Büyük bir şenlik var. Evet, kendinizi bir tanıtsanız. Dudu Yıldırım, ben tanıdım. Öyle mi? Kaynanam. Benim kardeşimin çocuğu olsun. Başkanı çünkü gel buraya. Hayat tecrübesi çoktur onda, onun için. bu kaç, 17 yıldır burada şenlik yapılıyor. Geliyor musunuz her sene? Her sene gelirsiniz. Her sene. Peki size iyi eğlenceler diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler. Evet, burada gençler. Semaver kaynıyor. Afiyet olsun. Evet, burada 2016 yılında Keşkek Ağası ağalığı almış olan Hediye Uysal da burada. Kendilerine bir şöyle bir bakalım. Merhabalar. Şenliğe hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sen de hoş geldin. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor bu şenlik? Çok güzel geçiyor. İyi. Her yıl geliyorsunuz. Evet, her yıl geliyorum. Peki şenliğe gelmenin bir zaten pikniğe gelmekten farkı ne? Ya farkı ne? Çocuk eğleniyor. Izgara yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Eğleniyoruz işte. Başka çok, ya, şimdi bayram dolayısıyla da gelenler çok oldu herhalde. Tabii ki. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı? 2016'nın yılın ağası. Söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Yani gelen misafirlere hoş geldin diyor. Başka bir yapacak diyeceğim evet, bir şey yok. Evet, teşekkür ederiz. Yeni olacak ayda başarılar diliyorum. Ağanın eşi de burada. Evet, siz ne diyorsunuz? Benim ismim Nevzat Uysal. Evet, nasıl geçiyor? İyi be, Allah'a şükürler olsun. Abi hem geldik buralara, hem bugün dost bir gördük, akrabalarla tanıştık, dostlarla tanıştık. Yani yemek yedik, çay içtik. Böyle evet, şimdi Nevzat Bey, şimdi şenliklerinin şu şeyi de var, avantajı, yararı. Yani illa burada piknik yapmak için başka zaman da gelirsiniz ama insanlar gurbetten geliyor. Bazen amca çocukları bile birbirini tanımıyor, burada tanışıyorlar. Aynen öyle. Yani insanların birbirini şey tanıması, köylüsünü tanıması, hemşerisini tanıması açısından diyor. Her zaman için buraya gelemiyoruz. Gelsek bile dostları göremiyoruz. Yani adam İstanbul'dan öyle bir şey olduğu zaman... İstanbul'dan bu şenlik olmasa buraya gelebilir mi? Evet. Gelemez. Peki burada sizin kızınız da var. Sen ne diyorsun genç olarak? Herkesin bayramı mübarek olsun. Dedin. Peki teşekkür ediyorum. Evet gençler, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Peki size de iyi eğlenceler diliyoruz. Afiyet olsun diyorum. Çok görüşmek üzere. Kolay gelsin. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Şenliğe afiyet olsun. Nasıl geçiyor şenlik? Süper. Harika. Efendim? Çok güzel geçiyor inşallah. Peki şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani insanlar pikniğe de geliyor ama buradaki şenliğin amacı sizce ne? Yani pikniğe gelmenin dışında ne? Birlik, beraberlik. İnsanların birbirini tanıması. Evet, hep birlik, başka önceden paylaşma. De diyoruz. Bazen amca çocukları bile birbirini burada tanıyorlar. Evet. O yüzden şenliklerin amacı da bu olsa gerek diyoruz. Size afiyet olsun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Adana'lı bak. Evet, şurada ateş yaktınız. Izgara da hazır.
Efendim Adanalı mı dediniz? Adanalılar burada. Adana'dan hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Hoş bu şenliğe ilk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. İlk defa geliyorsunuz. Bu 17. geleneksel gündüzler 17. yayla şenliği. Nasıl buldunuz buraları? Güzel. Buralıyım, eşim buralı. Ben yok. Adanalıyım. Ben her sene geliyorum. 2005'ten beri varmış. Güzel. Peki şenlik nasıl? Şenlik de güzel. Güzel. Şenlik de güzel. Biraz şenliğin daha amacı nedir sizce? Mesela? Birlik herhalde ve beraberliktir. İnsanları kaynaştırmak. Kaynaşmaktır. Birlik ve beraber. Senin ismin ne bakayım? Miran. YouTube'a girersen beni izler, kendini izlersin, tamam? Peki size... YouTube olsa... Mahmut Coşkun. Size iyi eğlenceler diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu hamaktaki delikanlılara bakalım. Tamam, şöyle bakalım. Burada vatandaşlarımız iki tane semaver yapmışlar. Biraz sonra çay içeceksiniz. Kahvaltı yaptınız mı? Yok, yapmadım. Daha yapmadılar. Peki afiyet olsun. İyi eğlenceler diliyoruz size. Hayırlı bayramlar size de abi. Evet, piknik alanında bizim Gunpınar muhtarımız da burada. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl geçiyor senin? Gunpınar eski muhtarım. Eski muhtarım. Biz muhtardır yarım. Eskimez muhtar değil mi? Evet, doğru. Şenlik nasıl geçiyor muhtarım? Şenlik çok güzel. İyi, iyi geçiyor. İyi, şöyle biz de bir bakıyoruz. Evet. Size iyi eğlenceler diliyoruz. Evet, burada vatandaşımız semaverini yapmış, çayı da demlemiş. Kolay gelsin, afiyet olsun. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsınız, iyisiniz? Selamun aleyküm. Evet. Kolay evet. Gelsin. Ha, bizim ismi neydi arkadaşın? Halil. 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 Halil Bacalsın. Ha, tamam. Onunla konuşacağız. Selam şöyle bir bakalım. Abi. Evet gençler. Kolay gelsin. Nasıl? Eğleniyor musunuz salıncaklarda? Süper. Şenlik güzel mi şenlik? Çok güzel. Şenlik güzel. Bir sallan bir görelim canım. Hadi bakalım. Oo maşallah maşallah. Hadi sen de sallan. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Hazırlıklar, kahvaltıyı bitirdiniz mi? Bulaşık yıkandığına göre. Afiyet olsun. Evet. Halit Bey'di değil mi? Evet efendim. Nasılsın? İyi misin? Sizinle daha önceden tanışıyoruz. Şenlik nasıl geçiyor? Valla yeni istirahatlerimiz. Güzel. Güzel. Sabahın erken saatleri. Erken saatleri burada. İlerleyen saatlerde inşallah daha güzel olacak. Kahvaltılar yapıldı. İşte semaver yapılacak, ızgaralar yapılacak. Oh. Güzel bir gün geçecek inşallah. İnşallah. Buyurun gelin beraber yaparız. Hadi afiyet olsun. İyi günler diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Evet, şenlik alanında davulcuna geldik. Biraz oraya gideceğiz ama buradaki vatandaşlarımızı da şöyle bir uzaktan da olsa görelim. Izgaralar yanmış, kahvaltılar yapılıyor. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Beyler afiyet olsun. İyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür. Evet, burada hazırlıklar var. Selamun aleyküm. Merhabalar. Siz kahvaltı hazır mı? Kahvaltıyı mı hazırlıyorsunuz? Evet. Afiyet olsun diyoruz. Pardon, izinsiz görüntü alıyorum, beni hoş görün. Afiyet olsun, kahvaltı yapıyorsunuz. Evet. Şenlik nasıl? Daha önce gelmiş miydiniz şenliğe? Tabii ki her şenlikte katılıyoruz. Her sene katılıyorsunuz. Size iyi eğlenceler diliyoruz, afiyet olsun. Delikanlı merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Vallahi koltuk da güzel değil mi? Otur otur, keyfini bozma ya. Evet, hanımefendiler nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Şenlik nasıl geçiyor? Çok güzel. İyi, güzel. Çok güzel. İyi, afiyet olsun diyoruz size. Evet, davulcuna ekibimiz de gelmiş. Davulcuna. Zafer Bey, iki odun at abi. At odunu. At odunu, millet çay istiyor. Evet. İstanbul'un ağamızı. Evet.
İstanbul Ağabeyci protokolü davet ediyoruz. Cemalettin Bey. Abi olduğu yeri bildir, seni oradan alacağız. Cemalettin Bey. Olduğun yeri bildin, ondan alacağız seni, rica ediyoruz. Şükrü Bey, Cemalettin Bey nerede? Şöyle ağamızdan yana doğru yaklaşalım değil mi? Tabii tabii yaklaşalım. Canlı olsun, canlı olsun. Evet. Evet, organik dondurmaya devam aldım. Evet, herkes... Köyümüzün şenliği. Herkes birer kulak alsın. Aldı. Tadına bak. Evet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, aldım. Sayın Başkan,
hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İstanbul'dan size kucak dolu selamlar getirdik. Pikniğimizin hayırlara vesile olması için. Buyur. Şimdi protokol konuşmaları başladık. Sonra biraz da dertlerimizi anlatıyorum. Uzaktan yakından gelen misafirlerimizden bayramı mübarek olsun. Hoş geldiniz diyorum. Derneğimizin ve kuruluşunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günler dilerim. Uzaktan yakından, gurbetten, her taraftan gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kurban Bayramı'nın birlik beraberliğimizi, birlik ve düzenimizin devam etmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar, hayırlı olsun çiçeğimiz. Hayırlı olsun, iyi bayramlar. Evet, aramızda Şaban Başkanımız, eski dernek başkanımız ve ağamız, İstanbul ağamız. Evet, değerli hemşerilerim, değerli köylülerim, mübarek Kurban Bayramımızı en içten dilekleri tebrik ederim. Hayırlara vesile olsun. Burada bugün güzel bir etkinlik olacak inşallah. Burada ben muhtarlarıma ve başkanlara şükrediyorum. Biz köye geliyoruz, arabalarımız köye çıkmadı bu sefer. Burada bir etkinlik... şimdi ben söyleyeyim muhtarlarım, üç muhtar burada galiba. Üç muhtar bir araya gelip bu koyun yollarını ne yapacaklar onu önce söylesinler. Herkese bol eğlenceler diliyorum. Evet başkanıma teşekkür ediyoruz. Doğru diyor ama ona devam edeceğiz konuşmalarda. Sadece selamlama konuşması yapıyoruz. Herkese merhabalar. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Evet. Yusuf ağama teşekkür ediyoruz. O da İstanbul ağamız. Derneklerimizin en genç ağası. Yusuf ağamız. Ona teşekkür ediyoruz. Cesaretinden dolayı bu derneğe ağa olduğundan dolayı her türlü maddi manevi bizim yanımızda ailesi adına teşekkür ediyoruz. Yaşar ağamız aramızda. Yaşar Sarıçoman. Değerli hemşerilerimiz, değerli köylerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Kurban Bayramımızı işte direkt kutluyorum. Hepinize ayrı bir piknik olmasını diliyorum. Tamam, teşekkür ediyoruz. Şükranlı'ya bir şey demek ister misiniz? Evet, pastaneciler kralı Mustafa Kara aramızda. Onunla bir selamlama konuşması alalım. Merhabalar, değerli dostlar, değerli hemşehriler, akrabalar, eş dost, Türk köylüler. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi çok candan kutluyorum bu bayramı. Muhtarım yanımda sağ olsun, yol şerişin adını açmayacak. Ama yollarımız çok da kötü. Dil gibi geldi bana. Şükürler olsun, eski daha kötü yollara geldik. Başarmalar değerlendireceğiz. Bizim yollara geldik tekrar. Hepinize eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Ömrünüz uzun olsun. Evet, gül falan muhtarımız. Sami Güngör efendim. Hep taşlar buklarlarıma geliyor. Sami Bey'in hemen yanında ağlar. Taşlar atıyorlar bakalım nereye kadar gidecek taşlar. Hemen bir selamlama konuşması alıyoruz. Değerli bayan kardeşlerim, değerli kurucular, Gümpınar Koyun Mutlarım olarak hepinize saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, 2023 Keşkör Ağabey Kemalettin Çataloğlu aldık efendim protokolü. Bir selamlama konuşması istiyoruz, rica ediyoruz. Selamun Aleyküm, büyüklerim, küçüklerim, bayramınız mübarek olsun. Bünyeden hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi günler, iyi eğlenceler. Evet, 2022 Keşkör Ağabey Murat Bey efendim bir selamlama konuşması yapıyor. Selamun Aleyküm. Küçük büyük herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Anneciğim bir şey der misin? Hayırlı olsun. Oğlumuz, kardeşimiz için çok sevindik. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel kardeşimiz olduğu için senin gibi bir anneye bir şey der misiniz? Hayırlı abi. Bekir abi. Selamlarına konuşması yapar mısın? Eski ağlarımızdan Bekir Bey efendim. Selamünaleyküm. Değerli gündüzler. Ben Bekir Apaydın. 2011 Keşkör Ağası'yım. Ve esnaflık yapıyorum. Herkesin bayramını kutlarım. Uzaktan ve yakından gelen bütün hemşehrilerimin büyüklerin ellerine, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize hayırlı eğlenceler. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Herkese hayırlı eğlenceler. Ben Belci Çetinkaya, Yeşilçam Köyü. Yeşilçam Köyü muhtarı
aynı zamanda Boyabat Gündüzler Dernek Başkanı. Evet, fikri alanımızı bu güzel insanlarla güzelleştiler, araçlarıyla, çadırlarıyla, renkleriyle fikri alanımıza renk katan, saygıdeğer uzaktan ve yakından pikniğimize teşvik eden saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimin hepiniz hoş geldiniz. Evet, 2022 7. ayın 12'si bu saatlerde gene buradaydık, gene buradayız. Biz Gündüzlüyüz. Ben birazsa Gündüzlüyü çok seviyorum. Biz bir aileyiz. Biz bir Gündüzlüyüz. Afişe baktığımızda Boy Günder yazıyor. Boy Günder, Boyabat Gündüzlüler Derneği, Yardımlaşma Derneği. Evet arkadaşlar, biz de yardımlaşma çok zayıf. Arkadaşlar, bu dernek benim değil, benim yönetimim değil. Burası Gündüzlüler Derneği, Gündüzlüler. Bakıyorum, herkes geriden bakıyor. Tamam arkadaş, ben söz verdim. Bu görevi alırken dedim ki, arkadaşlar, ben Boyabat'ta bir yer var. Bu yeri almak için varım. Bu yeri aldıktan sonra yokum dedim. Ama gene yokum. Borcum var, 68 bin lira borcum var. Onu ödediğimde hemen dilekçemi yazıyorum, istifa ediyorum, kim bakarsa yapsın. Arkadaşlar, burası şahsi bir yer değil, şahsi bir görev de değil. Bakıyorum, herkes geriden bakıyor. Herkes beni bana ne diyor. O zaman arkadaşlar, kapatalım bu işi, yapmayalım bir daha. Bak ne güzel, İstanbul'dan, Ankara'dan, sağdan soldan gelen misafirlerimiz var. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi görüyoruz, birbirimizle tanışıyoruz. Akrabası adam kendi soyadını taşıyor, soyadını taşıyan kişiyi tanımıyor. Ama bu dernekler vesile oluyor. Ama ne güzel. Ama biz bu güzelliği çirkinleştiriyoruz. Ama kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen istirham ediyorum. Arkadaşlar, biz dernekçilik yapacaksak dernekçilik yapalım. Yapmayacaksak karar alalım, kapatalım derneğimizi abi. Kapatalım. Bence buna bir anlamı yok. Bakıyorum arkadaşlar, herkes geriden bakıyor. Ben dün buradaydım, burada 3 kişiyle şunları yaptık. Niye burada Gündüzlüyüm arkadaşlar? Bu Gündüz Derneği kurulduğu günden beri ben bu ortadaydım, bugün ortadayım, yarın yine ortada olacağım. Yine burada olacağım. Ama maalesef bu kopukluk bizde varken biz bir yere varamayız arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Şu yolu hep aile beraber biz kullanıyoruz. Gündüzlü kullanıyor bu yolu. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Bu bana ne, sana ne demeyin olmuyor. Lütfen kusura bakmayın saygıdeğer misafirler. Sizleri saygı, sevgi, hürmetle tekrar selamlıyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah bir dahaki bayramlara, bir dahaki bugünlere de ermeyi bizlere nasip etsin. Hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüm aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve afidna ilel hakkı ve ila tarihul müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men nerseltehu rahmeten lil alemin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan yüce Allah'ım, bizleri din İslam'ları yarattın, dinine hizmetkar yaptın. Şu doğru ve nurlu yoldan ayırma ya Rabbi. Kafamızdan ve kalbimizden nuru Kur'an'ı sıyırma ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, dualarımızı kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye hitap ettin. Bizler bu şerefe erdik. Bu şerefi elimizden alma ya Rabbi. Bu nimeti elimizden alma ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin, kabul edeyim buyuruyorsun. Şu bayram gününde gurbetten, köyden, mezradan, mahalleden, her taraftan buraya toplandık. Sana el açtık, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bütün geçmişlerinin mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle. Çalışanlara uzun ömürler ihsan eyle. Çalışanları her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle Allah'ım. Şu güzel memleketimizi zalim ve kafirlere çiğnetme Allah'ım. Ordularımızı
daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ordularımızı karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bize de yardım eyle. Her türlü afetten, felaketten, musibetten sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ezanlarımızı dinletme. Bayrağımızı indirme Allah'ım. Şu güzel memleketimde göz diken düşmanlara fırsatlar verme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu şenliği hayırlara vesile eyle. Bu şenlikte daha önceki ağalarımızdan vefat edenlere rahmet eyle. Çalışanlara da bol kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi, dualarımızın kabulü için, sıhhat ve selametimiz için, bütün geçmişlerimizin ruhları için ve Allah rızası için El-Fatiha. Eskiden odalarımız vardı, misafirperverdik biz. Ama şairin dediği gibi, bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne olduysa azar azar oldu. Şimdi eskiden emme oğlu vardı, dayı oğlu vardı, hala oğlu vardı. İşte desenize, teyze oğlu vardı, hepsini topladık, adına kuzen koyduk. Kuzen ne ya? Ayıp ya, vallahi ayıp, billahi ayıp ya. Bunu torun diyebilir, çocukla diyebilir bunu. Ya kendimize gelelim, ne oluyor bize ya? Gerçekten yani ya. Ya elin batısı bize, adam koskoca bina alıyor. Adına diye Amerika kapısı. Ne Amerika kapısı ya? Amerika mutfağı, Fransız balkonu. Ne la ya bu? Bu kepazelik ne ya? Kültür ve sosyal yardımlaşmayız mı arkadaşlar ya? Kendimize gelelim ya. Biz hepimiz bir akrabayız. Biliyorsunuz Boyabat'ta bizim dedelerimiz köyden sırtında torbayla Boyabat'a gider, oradan erzağını alır, tekrardan Göğrak'tan köyüne dönermiş 6 saatlik yola. O günlerden bugüne Gündüzlü geldi. Az yol kat etmedik. İstanbul'da Gündüzlü deyince Sinop dernekler arasında herkes şöyle bir kere duruyor. Gündüzlüler gerçekten İstanbul'da dernekçiliğin en iyi yapan illerden birisi. Gelelim Boyabat'a. Boyabat'ta birçok köy var ama Boyabat'ın göbeğinde başta sebep olan dernek başkanımızdan ve destekte bulunan hemşerilerimizden Allah razı olsun. En güzel yerinde, Halin yanında bir yerimiz vardı. O yetmedi, bir tane daha aldık. İki tane yer aldık. Gündüzlülerin en güzel noktada düğününü yapacağı, nişanını yapacağı mekanları var. Bunlar az buz şeyler değil. Demek ki Gündüzlü istediği zaman her şeyi başarabiliyor. Onun için yapmamız gereken şey birbirimizi severek. Ben şimdi böyle bakıyorum böyle köylülerimizin hepsinin gözünün içine. Hepsi güzel insanlar. Yani herkeste bir tebessüm var. Herkes gülümsüyor. Yani bu güzel insanların daha iyi günlerde daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum Remzi Başkanıma ve Mehmet abiye. Söylediklerimde haklılar ama değerli dostlar, dünyada kapitalist sistem artık insanları birbirinden ayırıyor. Akrabaları ayırıyor. Aileyi birbirinden ayırıyor. Bu televizyondur, bu internettir, bu telefondur. Bu geldiğimiz noktada insanlar maalesef o eski muhabbetler, o eski sohbetler, o eski eğlenceler kalmadı. Herkes kendi can derdine düştü. Hayat günden güne zorlaşıyor. Ekonomik şartlar ağırlaşıyor. Ama bu ekonomik şartlarda elhamdülillah Gündüzlüler alnının teriyle, hiç kimsenin malına göz dikmeden, kendi alın teriyle çalışarak Boyabat'ta olsun, İstanbul'da olsun, memleketinde olsun yine de güzel işler yapıyorlar. Güzel noktalara geldiler. Ben inanıyorum ki biz bu birlik beraberliğimiz bundan sonraki günlerde de devam edeceğine. Çünkü biz et ve tırnak gibi üç muhtarlık, üç mahalle, hepimiz birbirimizle akrabayız, hepimiz komşuyuz ve şunu da biliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Onun için siyaseten bu böyle, ticareten bu böyle, ailevi olarak da bu böyle. Her zaman birlikte olursak cenazemizle beraber, düğünümüzle beraber elhamdülillah en azından acılarımızı paylaşırız, mutluluklarımızı paylaşırız ve güzel günlerde Gündüzlüler olarak daha güzel etkinliklere, daha güzel başarılara imza atarız diyorum. Ben diyorum ki
En kötü günümüz böyle olsun. Gündüzlerin birliği beraberliği daim olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Herkesin hastasına şifa, sıkıntısı olana, derdi olana çare olsun diyorum. Allah hepimizin bu birlik beraberliğini devam etsin diyorum. Eğlencemiz, muhabbetimiz bol olsun diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Sağ olun. Kazan açıyor. Yakup abim teşekkür ediyoruz. Ben toplayamam. Yardımcı olun. Benim belim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Evet. İsim alalım abi. Şerafettin Sakız Bey'den 200 bin lira. Ömer Bibici'den Ormancı, bir Ormancı, Yeşilçam Köyü Ormancısı. Gündüz de Ormancısı mıydı? Ömer Bibici'den 200 lira. Kemal Manişler'den, Kemal Manişler'den 200 lira. Bir saniye efendim, özür diliyorum. Akif Topal'dan 200 lira. Akbaş Yürekli Mahallesi'nden 100 lira efendim. Cemile Karakolcu'dan, ablamızdan 200 lira. Evet, Yaşar Bey'den vatağımızı göremedik. Arkadaşlar bir yardımcı olalım. Ben de. Say abi, Niyazi. İktidarını say. Niyazi. 500 lira. 2023 İstanbul ağamızdan ağır abicim. Mustafa Bey'den 1000 lira. Bak. Mustafa Kara, çalıştan Mustafa Kara efendim, pastaneciler kralı, 1000 lira. Bir önceki İstanbul ağası. Cemalettin Çatoloğlu. Merhaba hocam. 500 lira. Çıkacak saniye, konuşma yapacak. Onu evet, evet, selamlama konuşması almadan almayacağız zaten. Evet. Yazdıklarımızı şey yapalım. Cihan Güneş 200 lira efendim. Cihan Keleş. Abi bir dakika yazıyor ya. Arkadaş yetişmiyor. Bir saniye. Evet, buraya açalım diyorlar. Cihan Keleş, buraya açalım. 200 lira. Buraya açalım. Ortaya kalamak başlamayalım. Başkanım yardımcı olun. Söyle. Rıfat Çorap 200. Ne yazıyor? Abi buraya açalım. Sana dönmemden 400 lira. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bir saniye efendim, bir saniye. Özür diliyorum. Eşi getirdi. İstanbul Dernek Başkanımız Mehmet Karakolcu. 4000 lira efendim dernek. İstanbul Dernek Başkanımız 4000 lira İstanbul Derneği adına maaş yapıyor. Adam denilir ya, memleketinden buradan gitmiş İstanbul'a, işini ticaretini kurmuş. İstanbul'da çok güzel konutlar, inşaat imal ediyor. Kendisinden Allah razı olsun. Memleket sevdalısı, hemşeri sevdalısı bir kardeşimiz. Biraz sonra mikrofonu vereceğim. Bize sürprizleri var. Mustafa kardeşimizin İstanbul'da ortak dostlarımız var. İsimlerini ben sayayım, detaylarını kendisi anlatacak. Hüseyin Çakırbaş. Hangi köyde başkanım? Elferek Sarıbağa köyünde. Güneş Telefon, matbaacılık. Değerli arkadaşım Hüseyin Çakırbaş'a teşekkür ediyorum. Gündüzler, Paşaloğlu ve diğer Yeşilçam köyü adına benim adıma 25 bin lira bağış yap dedi. Ben Hüseyin Çakırbaş'a teşekkür ediyorum. Bir saniye. Videoyu alıyor muyuz arkadaşlar? Bu Hüseyin Çakırbaş'a bu videoyu göndereceğiz. Evet. Tekrar yine Etes Elektronik, Mehmet Ali Demir, Ayancık, Akören köyünden. O da 5 bin lira bağış yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Makine yine Ayancıklı Kurt köyünden, o da 5 bin lira bağış yaptı. Yine Gündüzler, Paşaloğlu ve Yeşilçam'a Gülpınar köy derneklerine selamlarını iletti. Ben teşekkür ediyorum diğer arkadaşlara. Ben de Dağcı İnşaat adına, Mustafa Dağcı ve Dursun Dağcı adına 5 bin lira bağış yapıyorum. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Bu piknik alanı, bu emeği geçen Nurettin Karabaşkanıma, Remzi Muhtarıma, gerçi başkan, dernek başkanı kendisine. Hepinize hayırlı, teşekkür akraba ediyorum. Evet, akraba oluyoruz. Günümüz oluyor sağ olsun. Yeğenimin kayınpederi, kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Ben tekrar tüm buraya katılan katılımcı köylülere hayırlı teşekkür ediyorum. Ben de her sene elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum.
gittiğimiz hayırlara vesile olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum Sayın Başkanım. Bir saniye, bir saniye. Mustafa kardeşim Gündüzler Derneği'ne arkadaşlarıyla birlikte, ortak dostlarımızla birlikte Hüseyin Çakırbaş, Mehmet Ali Demir, Şaban Yılmaz kardeşimizle birlikte 40.000 TL bağışta bulunuyor. Mustafa Dağcı kardeşimize büyük bir alkış lütfen. 40.000 TL İstanbul'dan geldi buraya. Allah razı olsun. Kardeşimiz her zaman yanımızda, biz de onun yanındayız. Sağ olsun, var olsun diyorum. Çok sağ ol başkanım. Teşekkür ediyorum. Remzi Başkanım, bir şey diyecek miyim? Teşekkür ederim başkanım. Ben cümleden Ramazan Kurban Bayramınızı tebrik etmek istiyorum. Yundoluğunda yapılan bu Gündüzlüler pikniğine de her seferinde buraya gelmek için can atıyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi birçoğunuz diyorsunuzdur ki kim bu Cafer Göksu? Birçoğunuz tanıyor ama tanımayanlara da çalıştan 7 tane kızı olup Gündüzlü'nün her tarafına dağılan Nefer'in torunuyum ben. Hepiniz buradan doğru yola çıkarak bilirsiniz ki onun içinde hepiniz benim akrabamsınız. Ben bunu belirtmek istedim. Yani Şemşoğlu köyünden, Vahisoğlu köyünden ve Paşaloğlu köyünden, mahallelerinden her biriniz benim akrabam olduğunu biliyorum. Dolayısıyla da ben burada size bir selam vermek istedim. Bayramınızı kutlamak istedim. Ve şenliğimizin de hayırlara vesile olmasını istedim. Başkanım belirtti. Aynı zamanda da Talip Keleş'in damadıyım. Onun için ben buradan hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Dolayısıyla da mikrofon heyecanlı oluyor diye heyecanımı mazur görün. Hayırlı uğurlu olsun. Cümleden bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun kardeşimiz. Allah razı olsun. Her zaman yanımda. Söyleyecek bir şey var mı? Şöyle oturalım. Evet. Muhtarım diyor ki ben diyor sözün söyleyecek bir şeyim kalmadı. Allah razı olsun. Sen muhtarımı söyle alalım. Bir oturalım. İyi eğlenceler diliyorsun. Tamam. Ortam nasıl? Güzel değil mi? Ortam süper. Bir şikayetim var da. Söyle. Şikayeti de söyle. Abi bu topluma bir davul yetişmez. Ha, bir davul yetişmez. Doğru. Yani bu konuda katılıyorum. Evet, devam et. Başka bir şey yok. Yani davulcu kardeşlerimiz çok güzel. Allah razı olsun. Güzel çalıyorlar, güzel söylüyorlar ama Gündüzlüler artık bir davulla, bir zurnayla yetinilecek bir ekip değil. Bundan sonra efendim. Gel cevap ver. Bundan sonra Gündüzlere burada bak. Allah razı olsun. Biraz sonra tekrar olacağız size. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Bayramı mübarek olsun. Kendinize şeref vermek için geldim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. Bir alkış lütfen. 10 bin lira Yeşilçam'da. Ben Gündüzlü'de Cihan Keleş. Benden 12 bin lira. Alkış lütfen. Kayıt'ın mahallesinden Yusuf Külçü 15 bin lira. Alkış. Bayısoğlu mahallesinden Bilal Bayısoğlu 17.500. Hayır Ayası'ndan Nazmi Uca 18. Bravo. Sinop Boyabat Maruf Köyü'nden Dağcı İnşaat adına 25 bin lira. Bravo. Yok
Bırak oyun mutları Sami Gümüyor'dan 20 milyon. Yok olmaz. Olmaz. 25 olur. Başarmıyoruz. Atıyoruz ya, atıyoruz. Ya ne kadar kocaman adamı ya. Senin için zor mu? Neyse 130 olsun hadi. Yardımcı yardımcı olalım. Kemalettin Çelebi 31 abi. 31. Murat Tekin 32 abi. 32. Evet, 32 bin lirayla ilk turu tamamladık. Ben Murat Yetim abi duymak istiyor. Evlatlarımın bir sesini duyayım diyor. Yani ne diyorsunuz babanızla ilgili? Yürüsün mü, dursun mu? Ne diyorsunuz? Bir sırayla sizler bir dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuncay Yetim, öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Babamız üzerine düşen görevi yapar, yapacaktır, yapmıştır. Önü açıktır, o bilir. Bu dönem ne diyorsun bu dönem için? Devam. O kendi bilir. O kendi bilir. Biz arkasındayız. Üzerine düşeni yaparız. Evet, alkış bir kardeşim. Aynı zamanda bir de bağışta bulunmak istiyorum. Bayabat Bereket Tolu Pazarlama ve Nakli adına 3000 lira kazanavazı açıyorum. Kardeşim de teşekkür ediyorum.